Merhaba sevgili arkadaşlar, bu eğitim videomuzda 5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 38, 1. tema ölçme ve değerlendirme soruları. Abdullah dedem, yolcu vapurları yaklaşıp uzaklaşıyordu iskeleye. Sandallar gidip geliyordu Kadıköy-Haydarpaşa arasında. Martılar uçuşuyordu kıyıya yakın, arada hızlı inip denizden bir şeyler kapıyorlardı. Yükselişleri de inişleri gibi hızlı oluyordu. Ötüşleri kavgacı, öfkeliydi tümünün. Birbirlerinden denizi kıskanıyorlardı sanki. Düdük sesleriyle selamlaşan vapurlar martı seslerini bastırıyordu arada bir. İstanbul minareleriyle, kuleleriyle, görkemli yapılarıyla güzel bir görünüm içindeydi. Gökyüzü mavi, güneş pırıl pırılsa İstanbul daha da güzelleşir. Kadıköy'den bakanlar güzelliği çoğalmış bir İstanbul'u görürler. Kıyıdaki halkın çay bahçesindeydik. Masamız ön sıradaydı. Güneşli günde İstanbul'u rahat görebiliyorduk. Dedem çay içiyordu, benim de elimde meyve suyu şişesi vardı. Dedem hep karşıya bakıyordu. Dudaklarında gülümseyişin gerginliği vardı. 2 yıldır İzmir'de oturuyordu. Uzak kaldığı kentini çok özlemiş olduğu belliydi. İzmir'de İstanbul kadar güzel mi dedeciğim dedi. Çayından bir yudum aldıktan sonra cevap verdi. İzmir mi? Hiç kuşkusuz İzmir'de güzel bir kent. Ama gerçeği söylemek gerekirse İstanbul bambaşkadır. Tüm dünya kentleri içinde ayrıcalığı vardır güzellikte. Baksana şu minarelere. Baksana kentin denize karşı görkemli duruşuna. Marmara Denizi ayna, İstanbul'da ona bakan bir güzeller güzeli. Abbas Cılga. Evet, buradaki arkadaşlar ilk 6 soruyu metne göre cevaplandıralım. Evet, birinci soru, aşağıdakiler hangisi martıların bir özelliği değildir? Gürültücü olmaları, evet gürültücü, hızlı olmaları, hızlılardı. Bir de öfkelilerdi ancak sevecen olmaları yoktur. 2. Abdullah Dede ile ilgili aşağıdaki verilen yargılardan hangisi doğrudur? İzmir İstanbul'dan çok sevmesi, bu bilgi yanlış arkadaşlar. İstanbul'u daha çok seviyor. 2 yıldır İzmir'de oturması doğru. En sevdiği içeceğin çay olması, bununla ilgili bir bilgi verilmemiş. Sadece o an çay içtiği bilgisi var. Her zaman güler yüzlü olması, bu da ne yazık ki yok. Doğru cevabımız B şıkkı. 3. Aşağıdakilerden hangisi metinde İstanbul'u güzel gösteren yapılar arasında sayılmıştır? Evet, burada arkadaşlar baksana şu minarelere ifadesinden cevabımızın D şıkkı olduğunu anlayabiliriz. 4. İstanbul'un aynası olan denizin adı nedir? İstanbul'un aynası olan denizin adı Marmara Denizi'dir. Sayfa 39, 5. soru. Aşağıdakilerden hangisi yazarın dedesinin İstanbul'u sevme nedenlerinden biri değildir? Gün geçtikçe daha önemli bir kent haline alması, böyle bir bilgi yok. Tüm dünya şehri arasında ayrıcalıklı bir yer olması var. Güzel camilere sahip olması var. Denize karşı görkemli bir duruşuna sahip olması var. Olmayan arkadaşlar A şıkkı. 6. soru. Aşağıdaki kelimenin zıt anlamlarını metinden yer alarak bulunur. Bunların metindeki anlamları dışında birer cümlede kullanılır. Çirkin kelimesinin zıttı güzel. Gelmek kelimesi gitmek. Çıkmak girmek. Yavaş, hızlı, sahte, gerçek. Şimdi cümlelerimize bakalım. Bugün hava çok güzel. Akşam İzmir'e gidiyoruz. Hava soğuyunca içeri girdik. Arabalar hızlı hızlı gidiyordu. İstanbul gerçek bir güzelliğe sahip. 7. etkinlik, 7. soru. Aşağıdaki noktalı yerleri aşağıdaki verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamlayalım. Yani boşluk doldurma. Söyleyeni belli olmayan yani anonim, tecrübeler sonucunda oluşmuş, gerçeği içeren, topluma yol gösteren ve öğüt veren özlü sözlere ne denir arkadaşlar? Evet, özlü söz dediği için arkadaşlar bunlara atasözü diyoruz. Atasözü. İkincisi, kimi atasözleri yazılıp söylendiği gibi gerçek anlamında kullanılır. Atasözlerinin birçoğu gerçek anlamında değil, mecaz anlamında kullanılır.
Atasözleri kelimelerin nokta nokta anlamlısıyla ya da yerini değiştirmesiyle oluşturulmalıdır. Çünkü atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Burada kelimenin eş anlamlısı vesaire kullanılamaz. Bazı atasözleri ait olduğu toplumun gelenek, görenek, inanç ve tavırlarını yansıtır. En son sorumuzda görenek. Boşta kalan arkadaşlar deyim kaldı. 8. soru doğru yanlış. Annesine doğru büyük emin fakat yavaş adımlar ilerliyor. Buradaki noktalama işaretlerini doğru kullandıklarına doğru, diğerlerine yanlış. Annesine doğru, burada virgül arkadaşlar yanlış olarak kullanılmış. Ona bu şekilde davranma hakkını sana kim veriyor? Burada soru, işte soru sorma anlamında kullanıldığı için sana kim veriyor? Bu ifade doğru. Sen de oraya geliyor musun? Soru işareti doğru yerde kullanılmış. Derste pergel, iletki ve gönye kullandık. Pergel, virgül, iletki. Bakın arkadaşlar burada hem virgül hem ve kullanıldığı için bu bilgi yanlış. Sözcükler genellikle cümle içinde kullanışına göre anlam kazanır. Doğru. Çabuk buraya gel. Çok önemli bir şey oldu. Doğru. Koltuğu alana kadar 3 mağaza virgül, 2 mobilya virgül, 1 de burada arkadaşlar virgül gereksiz, yanlış. Sınıftan çıkmana onu söyledi. Doğru. Şeref Efendi burada arkadaşlar ünlem, yanlış. Kafamdaki bu sorulara bir cevap verebilecek misin? Soru işareti doğru. 9. soru. Aşağıdaki atasözleri anlamlarıyla eşleştirelim. Herkes ancak kendi çevresine değer taşır ve sözünü orada geçirebilir. Her horoz kendi çöplüğünde öter. Giderini mutlaka gelirine göre uydurmalısın. Ayağını yorgana göre uzat. İnsanlar küçük yaşta kolay eğitilir. Ağaç yaş iken iyidir. Komşular en küçük şey için bile birbirlerine muhtaçtırlar. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Karşılık beklemeden iyilik yap. İyilik et, denize at. Balık bilmezse halik bilir. 10. soru. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerdeki benzetme, teşbih unsurlarını yazınız. Ahmet aslan gibi güçlü bir çocuktu. Benzeyen Ahmet. Benzetilen, evet benzeyen Ahmet'ti. Benzetilen aslan. Benzetme edatı gibi. Benzetme yönü güçlü. Güçlü olması. Güçlü olma. Yanakları elma gibi kırmızıydı. Benzeyen arkadaşlar yanakları, benzetilen ne? Elma. Benzetme edatı gibi, benzetme yönü rengi, renk yani kırmızı olması. Evet, renk kırmızı olarak yazdık. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.